Merhabalar. Yeniden bir yazarın bir kitabı paylaşımıyla karşınızdayım. Bu haftaki kitap seçimim ve yazar seçimim ünlü dünyadaki kısa öykülerin öncülerinden ve ünlü oyun yazarlarından Rus Anton Pavlovich Çehov ve Hayatı. Hayatı derken ben yazarların hayatlarının yazdıklarıyla birebir ilintili, her sanat için böyledir, her sanatkarın yaşadığı yaşamdan kendine kattıklarıyla aslında sanatının sonucu olan gerek şiir, gerek edebiyat, işte heykel, tiyatro, neyse o sanatın icra ettikleri sanat birebir ilintili olduğunu düşünüyorum. Genelde çok iyi yazarlar, özellikle klasiklerde zor yaşam koşulları ve zor bir yaşamları olduğunu görüyoruz. Bunlardan birisi de bu ünlü oyun yazarımız Anton Çehov. Anton Çehov Rusya'da 1860 yılında güneyinde bir ufak bir sahil kasabasında doğuyor. Kendisi 6 çocuklu bir ailenin çocuğu, 3. çocuğu olarak doğuyor 1860 yılında. Babası bir Ortodoks Hristiyan, bulunduğu kilisenin koro şefi, takip ettiği, devam ettiği kilisenin. Aynı zamanda ticaretle uğraşıyor, bakkal. Annesi ise ev kadını. Yevgeniya, Ukrayna asıllı, şu anki Ukrayna'daki bir topraktan o zamanki Rus çarlığında yaşayan bir kadın. Altıncı Koğuş'un yazarı Anton Çehov, bu arada anlatacağım kitapta Altıncı Koğuş öyküsü. Çehov'un çocukluğu 1860 yılında doğduktan sonra bulunduğu ilin Yunan okuluna gidiyor. Daha sonra da ismi şu anda Çehov Lisesi olarak değiştirilmiş. Okulda öğrenim hayatına başlıyor. Babası bakkalken 1876 yılında iflas ediyor, bir müteahhit tarafından dolandırılıyor. Bu arada Çehov 15 yaşında bir okulda başarısız olduğu için okuldan atılma süreci var. Kendisi kendi çocukluğunu anlatırken şöyle söylüyor: ben yeteneğimi babamdan kazanmış olmama karşın ruhumu annemle yol aldım. Annesinin edebiyat yazımında çok önemli yeri var. Çünkü annesi Çehov çocukken kardeşleriyle birlikte kendi babasının, yani dedesiyle birlikte Rusya'daki yolculuklardaki yaşadıklarını hikayeleştirerek çocuklarına masal olarak anlatan bir anneye sahip Çehov. Çocukluğunda kilise korosunda şarkılar söylüyor ve çocukluğuna döndüğü zaman da daha sonraki yıllarda şöyle bir şey söylüyor: kardeşlerim ve ben kilisenin ortasında triolar ve şarkılar söylerken birçok ebeveyn işte ne kadar şanslı bir ailemiz olduğunu düşünüyordu. Oysa ki biz kendimizi o sırada küçük mahkumlar gibi hissediyorduk. Bu sözü niçin söylüyor? Çünkü baba Pavel şiddet yanlısı, oldukça sıkıntılı ve şiddet gösteren bir kötü bir rol babası. Bundan dolayı da bayağı bu çocuklar üzerinde kötü etkileri oluyor. Hakeza 1876 yılında iflas ettikten sonra o sırada Çehov'un iki abisi Moskova'da okurken borçlarından kaçıyor. Çehov'u bırakıyor o doğduğu kasabada ve kendisi Moskova'ya gidiyor. Bundan sonra Çehov'un yaşamı aslında 16 yaşından sonra çok şekilleniyor. Birincisi, Moskova'daki ailesine bir şekilde para yollamak zorunda. Çünkü baba Pavel oldukça aylak, işte tembel ve tamamen işte yani bir şekilde rızkımı Allah verir tarzı yaşayan bir adama dönüşüyor Moskova'dayken. Arkasından Çehov hem okumaya çalışıyor, hem atıldığı okuldaki devam etmeye çalışıyor, özel hocalar tutmaya çalışıyor ve aynı zamanda da Moskova'da olan annesine, kardeşlerine ve babasına para yollama gayretine düşüyor. Ne yapıyor? Saka kuşu yakalayıp bunları satıyor ve ilk edebi denemelerine bu zaman başlıyor ki 1876 ile 79 yılları arasında küçük skeçler yazıyor, küçük öyküler ve tiyatro oyunları yazıp Mahlaslı, yani kendi ismi olmadan çeşitli o dönemin gazetelerine, dergilerine yollayıp para kazanıyor. Bu paralarını da kendi ailesine, özellikle annesine ve kız kardeşine yollarken de şöyle yapıyor: nükteden böyle mektuplarla, böyle neşeli mektuplarla yolluyor. O dönemde aslında edebiyat dünyasına giriş yapıyor ve 3 yılın sonunda babasından kalan o evi kurtararak, yani batan babasındaki o borçları toparlayarak 1879 yılında ailesinin yanına Moskova'ya gidiyor.
Bu da 19 yaşına tekabül ediyor ki kendisi 1879 yılında Moskova Tıp Üniversitesi'ni kazanıyor ve 1884 yılında doktor olarak çıkıyor. Bu arada bu tıp fakültesini okurken yazılarına devam edip Moskova'da da daha farklı kişilerle iletişim kuruyor. O dönemdeki birçok ünlü edebiyat eleştirmenlerinin dikkatini çekiyor. Ve 1884'te doktor olmasına karşın doktorluğu biraz Çehov'un şöyle yoksul hastaları, Çarlık Rusyası'ndaki o alt halkın alt tabakasında sıkışmış halkın bedava işte hastalıklarını bakmak, muayene etmek, tedavi etmek ve onun dışında da az para kazanan bir doktor olarak çıkıyor aslında ortaya. Edebiyatını hiçbir zaman bırakmıyor. Başta bu bütün edebiyatlarını ve oyunlarını gerçekten para kazanmak. Tek gayesi para kazanmakken bundan sonra doktor olduktan sonra aslında bir Çehov edebiyatını da geliştirmeye başlıyor. Nasıl yapıyor bu? Aslında 1895 ile 1903 arasında hala Türkiye'de bile birçok tiyatroda sahnelenen, şehir tiyatrolarına kadar sahnelenmiş olan Martı, Vanya Dayı, Üç Kız Kardeş ve Vişne Bahçesi'ni 8 yıl gibi bir sürede bunları yazıyor. Martı'nın tabii çok apayrı bir yeri var. 1896 yılında Petersburg sahnesinde ilk oynandığı zaman seyirci yuhluyor ve çok memnuniyetsiz ayrılıyor. Ve bir yıkım oluyor aslında Çehov için. Bu arada 1895'te tüberküloz teşhisi konuyor. Kendi ailesini ilk başlarda söylemiyor ama. Bu arada 1898'de de Nikolay, erkek kardeşi Nikolay yine tüberkülozdan ölüyor. Bunlar böyle hızlı hızlı gidiyoruz ama gerçekten bu yani 30'lu yaşlarında bir genç edebiyatçı ve doktor için ciddi anlamda doktor ve hani alt tabakadan birisi de olmadığı halde birçok sıkıntı yaşıyor. 1887'de Ukrayna ziyareti çok önemli. Hayatının kırım noktalarından biri Bozkır. Yani aslında Bozkır'ın güzel olduğunu, Bozkır'dan buradaki kasıt taşra. Yani Moskova dışında Ukrayna'ya gidiyor ve oraları geziyor. Bu da edebiyatına ve oyunlarına yansıyan bir edebiyatta kırılma noktası oluşturuyor. Ukrayna ziyareti. Bu 87'deki ziyaretten sonra 2 yıl sonra Nikolay kendi hastalığından öldüğü zaman bunalıma ve depresyona giriyor bir süre ve 1890'da ikinci kırılım noktasını yapıyor. O dönemde ceza adası ya da ceza ile alakalı İşte kürek mahkumları demeyelim de Rusya'daki uzak doğuda Japon denizindeki Sahalin adalarına gidiyor. 2,5 ay boyunca mahkumlarla kalıyor. Oradaki nüfusla iletişim kuruyor. Bunu tamamen edebiyat için değil farklı bilimsel veriler ve bilimsel makaleler için yapıyor. Ve nüfus sayımıyla da ilgili bir durumu söz konusu. Bu evrede 2,5 ay kaldığı zaman işte kırbaçlama işte çeşitli cezalarla karşılaşınca hayatında ikinci bir kırılım noktası oluyor kendisinin. Daha sonra da yeniden Moskova'ya dönüyor ve Moskova'nın yakınında 40 kilometre yakında bir kasabada 1892'den 99'a kadar burada kız kardeşi ve ailesiyle ikamet ederken Maşa, kız kardeşinin ismi de çok fazla hayatında etkin bir rol kız kardeşi de. Babası vefat ediyor 1900'lere doğru 1898'de ve sadece annesi ve kız kardeşiyle kalıyor. Bu dönemde tabii edebiyatına da devam ediyor ve ilerlemiş oluyor. Artık özellikle 1898'inde babasının ölümünden sonra kaldığı Yalta'da artık evinin misafirleri Tolstoy ve Maxim Gorki gibi ünlü Rus edebiyatçılarına dönüşüyor. Daha sonra bu Martı'daki bu sıkıntıdan sonra Martı'nın çok fazla yuhlanması işte toplum tarafından benimsenmemesi sonrasındaki bunalımdan çok çabuk çıkıyor. Çünkü birkaç yıl sonra Vanya Dayı'yı yine Rus sahnesi için ısmarlanıyor kendisine. Bu sefer başarılı oluyor. 1897'de ki kaldı ki Martı o ilk zamanlardaki o sıkıntıdan sonra aslında 19. yüzyılın en iyi oyunlarından birisi ve tüm dünyada birçok sahnede çevriliyor ve oynanıyor. Şu anda bile Martı aslında az buçuk tiyatro ile ilgilenen herkesin bildiği bir oyuna dönüşüyor. Gelelim Çehov'un evlilik hayatına.
Bir süre sonra tabii 40'lı yaşlarına geldiğinde Martı'nın oyununda tanıştı. Martı'nın sahnedeki oyuncularından birisi olan Olga ile 25 Mayıs 1901'de evleniyor kendisi. Kendi yakın çevresinin de talebi ve isteğiyle birlikte. Bu arada tüberkülosu oldukça ilerliyor. Onun devamında da aslında bunu annesine ve kız kardeşine göstermemeye çalışıyor. Ancak Almanya'da bu kaplıcalarıyla ünlü bir yere gidiyor bu tüberküloz rahatsızlığı için. Ve gittiğinde de yine annesine ve kız kardeşine böyle çok şirin mektuplar yazıyor. İşte Alman kadınlarının kıyafetinin kötü olduğundan, işte her şeyin güzel olacağından, orada çok sağlıklı şeyler yediğinden gibi paylaşımlarda bulunuyor ama, mektuplarda bulunuyor ama tabii ki velhasıl kelam tüberkülosa her ünlü edebiyatçı gibi o dönemdeki Mayıs 1904'te vefat ediyor. Yani 1860 yılında başlayan hikayesi maalesef 1904 yılında sona eriyor. 44 yaşında hayatının en olgun ya da böyle bundan sonra, yani yaşasa ne olurdu işte 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl ne gibi eserler bırakırdı bilemiyoruz ama bu kısacık yaşamında bile tüm dünyayı etkileyen çok güzel tiyatro oyunları, işte çok güzel kısa öyküler bırakıyor bize. Onlardan bir tanesi de bu Altıncı Koğuş. Altıncı Koğuş için toplumsal yozlaşma ve gerçekçilikle alakalı. Kısa bir şey gibi gözükmesine karşın, yani burada altı çizgili yerlere gerek yok. Çok etkileyici. Yani 60-70 sayfa içerisinde kim deli, kim akıllı ya da akıllı kime denir, deli kime denir? Doktor nedir, deli nedir? Toplumsal yozlaşma insanı bir doktoru nereye kadar götürebilir? Yani sahnedekilerin kimin ne olduğuna kim karar veriyor şeklinde çok böyle insanın kafasını sorgulatan, çok böyle kafasını midesini bulandıran bir gerçekçilikle yüzleşiyoruz bu öyküde, kısa öyküde. Bir doktorumuz var, Andrei Yefimovich ve Ivan Dmitrich Gromov isminde de tımarhane, şimdiki bu dönemki işte akıl hastanelerini ya da psikiyatristleri, psikologları düşünmeyin. Gerçekten Çarlık Rusya'sında 1892'de yazıyor sanırım bunu, yanlış hatırlamıyorsam. Yani 30'lu yaşlarından sonra, 30'undan sonra yazdığı bu kitapta şöyle bir durum var. Yani o dönemki tımarhane aslında, yani gerçekten en alt tabakanın bile altında olan, ya yani hiçbir şekilde çıkarılamayan, hapishaneden farksız tımarhane diye geçiyor zaten. Burada bir tane okumuş ve sonradan anksiyete gibi ya da böyle şüphecilikten dolayı kafayı sıyırdığı düşünülen Gromov isimli bir entelektüelle bu altıncı koğuş dediğimizde aslında hastanenin tımarhanesinin ismi, hastanenin ana binasının dışında bahçede 5 tane hasta olan bir tane Yahudi'den bahsediyor ve Gromov'dan, diğerlerini bilmiyoruz. Bir köylü var, isimler yok. Onlar sadece 5 hastanın içinde geçerken bizim ana hastamız, bir tane bir Yahudi var, dışarı çıkmasına izin verilen hasta. Onun dışında da Gromov var. Tesadüf ki bir gün Andrei Yefimovich de bu hastanenin başhekimi, yolu koğuşa düşüyor ve asıl hikaye ondan sonra başlıyor. Gromov'la olan paylaşımları, sohbetleri, işte deli nedir, hasta nedir, işte karşılıklı münazaları ve sohbetleri dolayısıyla doktor artık, doktor da bu arada aslında kendisi doktor ama kendi özel yaşamında aslında sıkıntılar barındıran birisi. Kitap içerisinde öyküleştirirken çoğu ondan da çok bahsediyor. Ve bu doktorun aslında bu kitabı eleştirenlerin ya da bu kitabı paylaşanların çoğunun es geçtiği bir tane de postane müdürü var. Mihail Avaryanich. Bu da aslında benim çok dikkatimi çekti. Koğuşun bir tane Nikita diye gaddar, zalim bir koğuşlu başı demeyeyim de işte hademesi var. Ve Yefimovich'in de aynı zamanda bir tane hizmetçisi var. Kendisine bira getiren, yemek getiren, böyle robotlaşmış. Bu eksende giden bir kitap. Sonu çok etkileyici, mide bulandırıcı. Çok kendi kafanızda, yani bu dönemdeki gibi işte kim deli, kim akıllı. Ya da deliliğe kim karar veriyor? Deliliğin tanımı ne? Aklın tanımı ne? Sınırları ne? Veya dönemsel olarak değişiyor mu? Tamamen toplumsal yozlaşma. Yani 1860, 1890, 1900'de Çehov'un zamanındaki
tanımlardaki veya toplumsal yozlaşma neyse 2023'te de farklı ifadelerle aslında anlayabiliyoruz. Yani 150 yılda sonrasında bile ben bunu okuduğum zaman 6. Koğuşu bugünden gazetelerin köşe yazarlarından işte gazete haberlerinden yani çok pek değişen bir şey olmadığını görüyorum, hissediyorum. Ufak bir bölüm okuyacağım. Tabii ki yani bu bölümleri okurken etkilendiğim yer derken bu kitap kısa kitap öykü kitabı başından sonuna kadar aslında çok keyifli ve birbirini tamamlayan ve tanımlayan cümleler var aslında. Çok vurucu cümleler yok kendi başına okuduğumuzda. Ama kısa bir yer buldum ben. Onu sizle paylaşıp bu haftaki Anton Çehov'un işte hayatının belli yerlerindeki ilginçlikleri işte ve 6. Koğuş'un tanıtımıyla bitirmiş olacağım. Bu beraber hastayla doktorun sohbeti bu arada hasta derken doktor hastaya bakmıyor aslında. Onlar orada vakit geçiriyorlar. Çitin diğer tarafında da kasabanın da hapishanesi var bu arada. Hasta, akıl hastası diyor ki biz burada demir parmaklıklar arasında inim inim inleriz ama size göre hava hoştur. Böyle şeyler önemli değildir. Neden mi? Pis kokulu koğuş ile sıcacık çalışma odası arasında bir ayrım görmezsiniz de ondan. Aman ne işe yarar bir felsefeymiş sizinkisi. Hem çalışmanız gerekmez hem vicdanınız rahat. Üstelik bilgelik de üstünüze yok. Yo bayım sizinki felsefe, derin düşünme, yeni bir görüş falan değil. Düpedüz, aylaklık, hımbıllık, uyku sersemliği içinde sarsak sarsak dolaşmaktır. Tam dediğim gibi İvan Dmitriyevich'in öfkesi arttıkça artıyordu. Izdırabı bile küçük görürsünüz ama parmağınız kapıya sıkışacak olsa bas bas bağırmaktan geri kalmazsınız. Devamını size tavsiye ediyorum. Bu arada ölümü dedik 1904'te vefat ediyor. Olga'nın kolları arasında Almanya'da. Ölümünden sonrası da aslında trajik bir olay ve Maxim Gorki çok fazla tepki gösteriyor buna. 1904 Mayıs'ında vefat ettikten sonra İstiridye ithalatı, ihracatı İstiridye taşımak için soğuk hava deposu olan bir tren katarında ya da tren aletinde bir İstiridye taşınan soğuk hava deposu içerisinde Rusya'ya geri getiriliyor naaşı. Moskova'da gömülmek için. Ve Maxim Gorki o dönemde bundan çok fazla rahatsız oluyor. Yani bir İstiridyelerin içerisinde ya da İstiridye dolu bir tren şeyinde, vagonunda ölüsü bu şekilde getiriliyor 1904 yılında. Bununla da bitmiyor bu trajik sonu. Ölümünden sonra bile bırakmıyor. Kendi cenazesinde tabii birçok edebiyatçı var, birçok insan var. Farklı o sırada bir ölen bir general ya da bir askerin cenazesiyle karıştırılıyor naaşı ve aslında Çehov'un cenazesine gelenlerin bir kısmı o ölen askerin cenazesinin peşine takılıyor. Gömemiyorlar bile. Böyle de bir hikayesi var. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu paylaşımlara nezaket gösterdiğiniz için. Gelecek haftalarda farklı paylaşımlarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum.